Rəhim bəy, sizin də qısa şəkildə fikirlərinizi almaq istəyərdik. Bir tərəfdən əlbəttə ki, Rusiyaya tətbiq olunan sanksiyalar idmançılara öz təsirini göstərəcək. Digər tərəfdən isə klublar Rusiyanın sponsorluğundan imtina edirlər. Everton, məsələn, Rusiyanın sponsorluğundan imtina edib və yaxud da Şalke eyni addımı atıb. Bütün bunlar klublara necə təsir göstərəcək? Tabii önce şunu belirteyim, Bedir Bey'in insani hassasiyetlerini söyledi, hepimiz o hassasiyetlere katılıyoruz tabii. Önce savaşın olmaması, insanların, gençlerin, çocukların, yaşlıların ölmemesi gerekiyor. Onun altını çizerek başlamak istiyorum. Son dönemde şöyle bir şey olmuş zaten, özellikle futbol tabii Avrupa'yı çoğunlukla ilgilendiren bir şey olduğu için. Türkiye gibi 3. dünya ülkeleriyle, gelişmekte olan ülkelerle, gelişmiş ülkeler arasındaki futbol açısından uçurum giderek artmakta. Özellikle de hem Körfez sermayesinin, Arap sermayesinin hem Rus sermayesinin oradaki kulüpleri satın alıp dünyada işte ne kadar pahalı, ne kadar yıldız futbolcu varsa oraya futbolcu ve antrenör oraya toplamasıyla beraber orada çok ciddi işte Chelsea gibi, Manchester City gibi, Paris Saint Germain gibi çok yani dünyadaki diğer kulüplerle yarışamayacak derecede üst düzey futbol kulüpleri oluştu. Bu mesela Türkiye kulüpleri gibi işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüplerle bu kulüplerin arasını zaten çok fazla açtı. Şimdi Rusya'nın oradan çıkmasıyla beraber bir futbol endüstrisinden genel bir eksilme olacak. Böyle olunca kriz demek bu tabii. Yani ben ekonomik olarak da dönüp bu merak etkisiyle başta her ne kadar sadece Rusya etkilenecek olsa da ekonomik olarak bunu Avrupa'nın ve dünya ekonomisinin çok ciddi etkilenebileceğini düşünüyorum. Yani bir kriz ortamına girilebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla krizler her zaman daha altta olanlara çok daha fazla etki eder. Yani üsttekiler de etkilenir, doğru. Yani bugün işte Ruslar çıkar oraya yerine büyük bir ihtimalle bu sefer Körfez sermayesi eklenir. Öyle olacaktır çok büyük bir ihtimalle eğer tabii savaş devam ederse ve Rusya ile köprüler atılırsa, masa devrilirse, ama Türkiye gibi ülkeler için bu geçerli olmayacaktır. Çünkü dediğim gibi krizlerde hep alttakiler daha fazla ezilir. Böyle olunca tabii özellikle gelişmekte olan ülke kulüpleri daha olumsuz etkilenecektir. Ya da gelişmiş ülkeler içerisindeki birkaç tane yıldız kulübün dışındakiler çok daha olumsuz etkilenecektir bu süreçten. Sürecin kazananı olmayacaktır diye düşünüyorum, ama en fazla da başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere alttakiler daha fazla ezilecektir diye düşünüyorum.